Güvenç Bey sormuş. Alım varantında pozisyon alıyoruz. Hisse senedi yükselmeye başlayınca varant gecikmeli olarak yükselmeye başlıyor. Ama hisse senedi düşmeye başladığında onunla aynı zamanda geriliyor. Bunun sebebi nedir? Şöyle, bu soruyu şöyle değiştiriyorum ben. Yatırımcılardan yine gelen çok varanta aldım. Hisse senedi yükseliyor, yükseliyor güzel. Ama düşerken çok hızlı düşüyor. Neden? Çünkü varantlar zaman değeri kaybediyor değerli izleyiciler. O yüzden benim yani zaman bir kum saati değerlendirin. Koyuyorsunuz ve sürekli içindeki kum miktarı azalıyor. Varantında değeri de bu paralelde azalıyor. O yüzden örnek veriyorum. 10 liralık hisse işte 11 liraya gitti. Güzel varant değer kazandı. 3 gün sonra 10 liraya geri döndüğünde bu varantın değeri benim aldığım yerden daha düşük olacak. Çünkü söylediğim nedenden dolayı. Yani varantın öyle bir fiyat hareketini sağlıyor olması gerekiyor ki benim yaşadığım günlük zaman değeri kaybının ötesinde değer kazanıyor olması gerekiyor. O yüzden zaman değeri kaybını faktörünü her zaman hesabımızda bulunduralım. Bir de şöyle söyleyeyim. Yatırımcı sormuş demiş ki varantın işte değer kazanması da hisse senedindeki fiyat hareketinde gecikmeli oluyor. Ya bunu çok katılacağımızı düşünmüyorum. Nedeni de eğer doğru varantı yatırımcı alırsa dayanak varlığa karşı hassas işlem gören hassas olan varantı. Yani yine 10 liralık bir kağıt üzerinden konuşalım, hisse senedi üzerinden konuşalım. Doğru varant dayanak varlığa karşı hassas olan varanttır. Yani ben 3 kuruşluk 3 kuruşa varant aldım. Bu dayanak varlık yukarı gitti ama varant neden hareket etmedi şeklinde bir soru. Biraz kendi içerisinde bu yine yani benim çok verdiğim bir örnek ama piyango bileti aldım. Bana neden piyango çıkmadı gibi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ya zaten varantın değeri çok düşükse zaten dayanak varlık 10 lirayken ben 15 lirada alma hakkını aldığım için bu olasılık düşük olduğu için zaten varantın değeri düşük. Kendi içerisinde dayanak varlığı karşı hassas olan varantlar kullanım fiyatı dayanak varlığı spot fiyatının etrafındaki olan varantlardır. O yüzden de 10 liralık bir hisse senedinin 2 kuruş, 3 kuruş değişimine varant 1 kuruş değişen varantlardır. O yüzden gecikmeli hareket etmez esasında varant. Doğru varantı aldığınızda dayanak varlığı 2 kuruş hareket eder. Benim 20 kuruşluk varantım 1 kuruş hareket eder. O yüzden örnek veriyorum dayanak varlığı %2 gittiğinde benim zaten varantım 20 kuruştan 28-29 kuruşlara gitmiştir. Ben bu işten rahatlıkla kâr realize edebilecek durumda olurum. Ondan dolayı varantlar gecikmeli hareket ediyorsa o varantı tekrardan bakıp ben doğru varantı aldım mı diye bir kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Peki, bir diğer sorumuz varant seçerken beta mı önemli, teta mı denilmiş? Biraz Beta açalım da delta istersen. olması gerekiyor tabii ki de. Evet, Şimdi beta ve delta yazılmış. olabilir. Yani bu işte beta, delta, teta bunların hepsi Yunan harfleri. Opsiyonların risk göstergeleri esasında. O beta dediği yatırımcımızın ya da izleyenimizin büyük ihtimalle delta demek istiyor. Delta da dayanak varlığa karşı olan hassasiyeti gösteren parametre. Alım varantlarında sıfırla bir arasında olur. Satım varantlarında sıfırla eksi bir arasında olur. Çünkü neden eksi? Dayanak varlığı yukarı gittiğinde bu aşağı gidiyor anlamına geliyor. Orada yatırımcıların dikkat etmesi gereken konu deltası 0,50. Bu arada delta şunu da ifadelendirir. Sıfırla bir arasında dedim ya alım varantlarında. Bir demek %100 ihtimalle bu dayanak varlık pardon bu varant değerde bitecek demek. Sıfır delta'da %0 ihtimalle yani ihtimal dışı bir şekilde bu varant değerde bitecek. Yani vade sonunda bir değeri olacak demek. O yüzden deltası sıfır olan yani sıfıra yakın olan varantlar işte bu bir kuruş iki kuruşluk piyango analojisi yaptığım varantlar. Yani artık böyle şey çok agresif bir fiyat hareketi olmadığı takdirde değeri sıfır bitecek olan varantlar. O yüzden delta oldukça önemli. Burada yatırımcıların delta 50 civarında 50, 0,50 civarında ya da eksi 0,50 civarında olan
ürünleri değerlendirmesi lazım. TESA da tabii ki de çok önemli. Yüzdesel anlamda varanta olan oranı görece düşük olanı kullanmalarını tavsiye ederiz. Çünkü günden güne daha az zaman değeri kaybı yaşamak için. Bu arada TETA'nın yüksek olması yüzdesel anlamda yine bir analoji yapacağım. Bu da biraz amiyane olacak, yani çok sokak ağzı olacak, kusura bakmayın. Bir her finansal piyasada, her finansal üründe almakla vermek arasında kendi içerisinde bir orantı var. Bu orantıda işte ekmek ve köfte, Türkiye'deki kendi hani ne kadar ekmek o kadar köfte diye bir benzetmemiz vardır ya. Yani varantın tetası artıyorsa bilin ki kaldırıcı da artıyordur. Yani ben ne kadar fazla zaman değeri kaybını göğüsleyebiliyorsam bunun karşılığında benim fazla kaldıraç alıyor olmam gerekiyor. O da kendi içerisinde beklentin doğru olursa daha fazla getiri anlamına geliyor. Bu yatırımcıların kendi arasında kendi risk iştahına göre vereceği bir değerlendirme. Ama tetası düşük olması daha az risk ihtiva ettiğinden dolayı daha muteberdir diyebilirim. Peki, devam ediyorum. Coşkun Bey sormuş. Varantlı fiyat esas değil midir? Düşen varantı aldık. Hisse bölündü diyelim. Varant bunu düşüş olarak algılamaz mı? Algılamaz. Sermaye hali örneği, hatta buna temettü örneğini de yapabiliriz. Şimdi temettüde ne oluyor? Çok basit örnek. 10 liralık bir hisse senedini konuşalım. Hep 10 lira. Gerçi artık 10 liralık hisse kalmadı da ama bu bizim için iyi bir şey. Ama 10 liralık hisse örneğini konuşalım. Basit olduğu için 1 liralık temettü verdi. Ve hisse senedi 900 liraya düştü. Benim satın varantım değer kazanır mı? Tabii ki de kazanmaz. Çünkü bu temettü zaten fiyatın içinde var idi. Beklenti, temettü beklentileri varant fiyatlarına değerlendiriyor. Ya da bedelsiz sermaye artırımı oldu. İşte %100 bedelsiz oldu. Hisse yarıya bölündü. 10 liralık hisse 5 liraya bölündü. O zaman benim varantıma ne oluyor? Satın varantım değer kazanıyor mu? Hayır, kazanmıyor. O zaman kullanım fiyatı ve çarpanını ayarlamasıyla yatırımcının yapmış olduğu sermaye korunacak şekilde bundan ne fayda sağlıyor ne zarar sağlıyor. Aynı opsiyonlarda vadeli işlem sözleşmelerinde olduğu gibi bir ayarlamayla yatırımcılar para da kaybetmiyor, para da kazanmıyor. Ha, tabii hisse senedi %100 bölündü, 50 10 liradan 5 liraya düştü. O gün %10 yukarı yaptı, tavan yaptı. İşte standart gördüğümüz bu bedelsiz sermaye arttırımların sonrasında fiyat hareketinin kuvvetli olması, o zaman tabii ki de alım varantı değer kazanır. Dayanak varlık değer kazandı diye. Bakıyorum. Satmak istediğim varant satış iptal edildi. Sebebi nedir? Satış şimdi İptal olmuş. şöyle, vade sonu geldi. Onun öncesi var sanıyorum. Varant Evet. aldım 0.32'den. 4.90 oldu. Satmak için tıkladım. Talimat verildi. Biste girdi diyor. O anda satılmadım. Arada inmeye başladı. 1.70 oldu. Talimat yine verdim sat diye. Borsa 6'da kapandı. Satmak istediğim varan satış iptal edildi diyor. Şimdi durup durup, yani şöyle olabiliyor. Şimdi piyasa yapıcılık var. 700 tane dedim sadece info yatırım varantı var. Ve bunlar böyle hisse senedi gibi milyarlarca lot işlem gören ürünler değil. 0.32'deki varant da piyasa yapıcı 31 alıştadır, 32 satıştadır. Sonra bir anda yanlış bir, hani fat finger diyorlar ya, işte tombul parmak mı diyorlar Türkçe'de. Tombul Evet. parmak yanlışlıkla bir emir girdi, 4.90'a çizdi tahtayı. Sonra bir yatırımcı da o alışı verdi. Bunlar bu arada iptal olabiliyor. Opsiyonlarda olduğu gibi Borsa İstanbul'un bazı kuralları var. Yani 0.32'deki varan bir an 4.90 olduysa bu zaten durup dururken burada bir yanlışlık vardır. Yanlış işlem. Yanlış bir emir girilmiştir. 4.90'dan tabii alıcı büyükse ve benim elimdeki mal da o tahtada, çünkü normal herhangi bir ideal datadan ya da info yatırımın ekranlarından ya da işte Matrix Forex gibi data sağlayıcılardan derinlik bakılabildiği için. Çünkü dediğim gibi aynı hisse senedi gibi işlem görüyor. Öyle bir derinlik, öyle bir
alış miktarı yoğunsa verilebilir. Bence 0.32 varantı 4.90'dan alan yatırımcı da konuya hakimse bunun iptal edilmesi gerektiğini de farkındadır. Büyük ihtimalle şu örnekte birisi yanlış bir emir girdi. O tabii ki de çok düşük bir hacimli gerçekleşti. Yatırımcı da elinde soruyu soran izleyicimiz oradan satmak istedi kendince haklı olarak. Çünkü 0.32 bir mal 4.90 olduysa satılmayı hak ediyordur diye tahmin ediyorum. Tırnak içerisinde Borsa İstanbul'un kurallarının olduğunu tekrardan söyleyeyim. İptal edilme şansı var bu işlemlerin. Yani şöyle oluyor bazen. Ben bunu çok yaşadım. 4.90'dan satıyor. Çünkü yanlış fiyat. Sonra 0.32'ye geri geliyor. Sonrası İtiraf ediyorsun. 4.90'daki işlem iptal oluyor. Sonra ya da aşağıda bir anda oluyor. Şöyle oluyor. Tam tersi oluyor. Fiyat çok agresif bir şekilde düşüyor. Birisi aşağı çiziyor tahtayı yanlışlıkla. Şişman parmak. 32 kuruşluk varant 5 kuruşa düşüyor. Yatırımcı bunu görüyor. 5 kuruştan alıyor. Sonra 32 kuruşa normal fiyatını geri bulduğu zaman, piyasa yapıcı kotasyonuna geri girdiği zaman 32 kuruşa geri veriyor. Sonra 5 kuruştan aldığı işlem iptal oluyor. Sonra 32 kuruştaki işlem satışından dolayı temerrüde düştüğü durumlarla ben karşılaştım. O yüzden böylesi durup dururken anormal fiyat hareketlerinde işlem yaparken ekstra dikkat etmek gerekir. Benim söylediğim gibi bir durum var ortaya çıktı diye tahmin ediyorum bu varant özelinde. O yüzden varantın teorik fiyatlarını, piyasa yapıcı kotasyonlarını da yakından takip edilmesi oldukça önemli. Nereden takip edebilirler? Bizim bu canlı ortama alacağımız şeyde zaten web sitesinde piyasa yapıcı kotasyonları ücretsiz olarak paylaşılıyor olacak. Diğer taraftan data sağlayıcılar da farklı renklerde ya da piyasa yapıcı alış, piyasa yapıcı satış diye ayrı ayrı belirtiliyor. Onları yakından takip etmek önemli. Neden önemli? Çünkü varantın teorik fiyatı konusunda çok ciddi bilgi veriyor. Bunu da söyleyeyim. Çok uzun Şahane. yanıt verdi, kusura bakmayın. Estağfurullah. Biz böyle yanıtları istiyoruz. Daha aydınlatıcı oluyor. Varantlarda maliyet düşme mantıklı mı sizce? Değil. Buna çok net cevap verebilirim. Ne için değil? Ne için değil? Paçallama iyi midir? Değildir. Varantlarda değildir değerli izleyiciler, katılımcılar. Çünkü ya belirttiğim gibi şöyle söyleyeyim ben sizlere 10 varant ihraç ettik. Info yatırım. Bunların zaten yetisiz, değersiz son buluyor. Söylediğim nedenden dolayı. Çünkü ihraççı 10 liralık hisse senedinde varant ihracı yaparken 11, 12, 13, 14 diye 4 tane alım varantı ihraç ediyor. 9, 8, 7 kullanım fiyatlı, 6 kullanım fiyatlı 4 tane satın varantı ihraç ediyor da 5 tane satın varantı ihraç ediyor. Hisse senedinin 10 lira sabit kaldığı yerde bu varantların hepsi değersiz. O yüzden kendi içerisinde sürekli zaman değeri kaybeden bir üründe zaten örnek veriyorum yine basit bir örnek 10 lira dayanak varlık 11 lira kullanım fiyatı zaten vade sonuna gittikçe bu varant dayanak varlığını hiç hareket etmediği bir yerde sıfıra gidiyor her gün değer kaybediyor o yüzden Zamanı siz yeniliyor söyleyin aslında, değil mi? aynen zamanı yeniliyor şimdi zamanı yenilen bir üründe paçal yani maliye düşürmek doğru mudur? Bence değildir. Ha, çok kuvvetli bir beklentisi vardır yatırımcının. Yani bu iş olacak. Bu yönde kesin bir beklentisi vardır. O zaman yapılabilir. Şunu da söyleyeyim. Bir noktalı virgül koyuyorum. Hisse senedinde dedim ya paranın maliyeti var. %50, %55, aylık %4,5 bana maliyeti var. Aldığım pozisyonun. Ama ben bu pozisyonu sürdürmek istiyorum. Çünkü öyle düşünüyorum. Tamam bu kişinin kendi düşüncesidir. Bir saygı duyarız. Doğru bir düşünce değildir. Çünkü %4,5 günlük aylık maliyet çok ciddi paranın şu an aşamada. Ama şunu diyecektim. Kendi bu çerçevede değerlendirdiğimizde o hisse senedi sizin ama varant sizin değil. Yani bunu bir
Bu analojileri çok artık yıllardır anlattığım için şey yaptım. Şey gibi kim birisi bir arkadaş birisi diyordu hatta bir kötü anlaştığınız bir sevgili gibi ne demişti öyle bir örnek yani vadesi geldiğinde sizi terk edip gidebiliyor. Ondan dolayı örneğimi bağışlarsanız vade sonu geldiğinde hakikaten değersizse sizin hesabınızdan siliniyor. Yapmış olduğunuz tüm yatırımı kaybediyorsunuz. O yüzden paçal çok doğru bir yatırım stratejisi değil. Çok akılda kalıcı bir örnekti ama. Varantı satmak istediğimizde hisse senedi satışındaki gibi alıcı olmalı mı ya da alım zorunluluğu var mıdır? Değeri varsa alım zorunluluğu vardır tabii. Yani neticede yani info yatırım üzerinde biz piyasa yapıcılığı yapıyoruz. Yani varantın değeri 10 kuruş, al işte 11 kuruş satışta. 11 kuruştan aldı yatırımcı, fikrini değiştirdi, satmak istiyor. Varantın değeri de var. Tabii ki de piyasa yapıcı alacak. Bu yönde bir zorunluluk. Yani zorunluluğu tabii altını doldurmak gerekiyor ama yani var. Değeri olan bir şey. Piyasa yapıcı çok Anlaştık. istisnai bir şart olmadığı durumda şey yapılır. Ama şunu da söyleyeyim ben. Bazen ben görüyorum. Neticede piyasa yapıcı kotasyonları işte 50 bin not, 100 bin not, 250'şer bin not şeklinde giriliyor. Bunlar kendini sürekli tazeliyor. Yani ben işte bazen bir yatırımcı 1 milyon tane varant almak için yazıyor. Sonrasında piyasa yapıcı 100 bin, 100 bin, 100 bin, 100 bin geri veriyor. Alışı da bunun aynı şekilde oluyor. Yani 1 milyonluk da anında almıyor. 100 bin, 100 bin, 100 bin tekrar bu piyasa yapıcı alış kotasyonu sonra kendini tazeliyor. Eğer ben 1 milyon lotumu 17.59.59'a satmak istiyorum derseniz o zaman satamayabilirsiniz. Ertesi güne kalabilir. O yüzden bu piyasa yapıcı kotasyonlarını gözlemleyip o çerçevede şey yapmak, değerlendirmek makul ama çok uzattım kusura bakmasınlar yine. Yani yatırımcı eğer varantın değerde olduğu sürece piyasa yapıcı varantı geri alır. O zaman bu noktada bizim farklı renklerle belirteceğiz dediniz ya internet sitemizde. Çok avantajlı Evet. olacak takip etmek için, değil mi? Tabii ki de. Yani o değerli bir web sitesi olacak. Diğer ihraççılarla karşılaştığımda yeni bir web sitesi olduğu için kendi içerisinde farklı fonksiyonları olacak. Orayı takip etmelerini şiddetle tavsiye ederiz. Bu arada sadece takip etmeleri değil, şimdi biz burada güzel anlatıyoruz. Sizin soru izleyenlerin soruları oluyor, sizlerin soruları oluyor. Biz cevaplıyoruz. Aynen bu şekilde bizim bir varant destek hattımız var. Info yatırımın. Lütfen orayı arasınlar. Aynı sorularını, bu sorduklarını bu rahatlıkla sorsunlar. Varant eksperleri, ben de dahil olmak üzere kendimi bir eksper olarak nitelendirebilirim diyeyim. Orada naçizane çünkü uzun anlatıyorum biraz konuya vakıf oldum artık. Oradan elimizden geldiğince biz yatırımcıların sorularını dinleyip onların sorularına cevap vermeyi seviyoruz ve bunu da günlük bazda yapıyoruz arasınlar. Arkadaşlar, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bol bol Onur Beyleri arıyoruz. Aynen. Son işlem gününde yani 0 gün kala hedef kullanım fiyatına geldi diyelim, satış olur mu? Sinan Bey sormuş. Şöyle varantta piyasa yapıcılığı son saniyeye kadar yapılıyor. Değeri varsa yapılıyor, değeri yoksa da piyasa yapıcı artık alış yapmıyor diyeyim ben size. Çünkü biraz önce belirttiğim gibi 10 liralık hisse 11 liralık alım varantı, kullanım fiyatı 11 lira olan alım varantı ve artık o gün geldi. Tavan olsa bile artık değerde bitmiyor. Yani %10 değer kazansa 10 lira 11 lira olur. Yine kafa kafaya yani başa baş noktasında olur. O yüzden bu varantın artık bir değeri yok. Bunu satmaya neden ben satamıyorum demek abesi iştigal etmek kendi içerisinde. Çünkü matematik artık daha tutmuyor. Ama örnek veriyorum 10 liralık varant dayanak varlık 10 lira kullanım fiyatı 10 lira vade sonu geldi. Yani tam başa baş noktasında. O zaman bu varantın hala bir değeri oluyor. Yatırımcı bunu satabiliyor. Satamadı mı?
Dayanak varlık 10 lira 10 kuruşta kapattı. Kullanım fiyatı 10 liraydı. Çarpanı da 1 idi. Bu varantın vade sonu değeri 10 kuruş. Basit bir hesaplaması var. Hemen yapalım. 10 lira 10 kuruş eksi 10 lira 10 kuruş çarpı çarpan düzeltme katsayısı o da 1 idi. 10 kuruş. Bu varantın vade sonu değeri 10 kuruş. Ben 5 kuruştan almıştım. Vade sonu 10 kuruş da geldi. Elimde 100 bin not vardı. 100 bin not çarpı 10 kuruş eşittir 10 bin lira. Üçüncü vadeyi takip eden üçüncü takas gününde hesabıma nakit olarak MKK tarafından yatırılıyor. Neden üçüncü gün? Çünkü takas T artı 2'de gerçekleşiyor. Çünkü yatırımcılar da bazen şunu da soruyor. T artı 2 olan bir döngünün içerisinde siz niye T artı 3'te parayı ödüyorsunuz? Haklılar. Ama çünkü takas T artı 2'de oluyor. Bize o bilgi takas banktan T artı 2'de geliyor ve bize o ödemeyi o gün yapıyoruz. Takas da müşteri hesaplarına T artı 3'te geçebiliyor. Ondan dolayı 10 kuruşluk çarpı 100 bin notum vardı. 10 bin lira yatırımcıların hesabına nakit olarak geçmiş oluyor. Eğer değerde bitiyorsa varantım ben illa satmak zorunda değilim. Yine uzun bir cevap ama eminim ki faydalı bir cevap. Kesinlikle çok faydalı. Bakıyorum. Varantı aldık. Süresi doldu. Zaman neden önemli? Parada eksiye düştü. Borçlu mu oluyoruz diye sorulmuş. Hayır. Varantta hiçbir zaman eksiye düşemezsiniz değerli izleyenlerimiz. En kötü senaryoda sıfır da biter. Yani şimdi varanttan ben yapmış olduğum yatırımı ekstra kimse benden teminat isteyemez. Eşyanın tabiatına aykırı. O sizin sahip olduğunuz bir opsiyon. Siz hak sahibisiniz varantı alaraktan. Kimse sizden ekstra bir para isteme durumuyla karşı karşıya kalamazsınız. En kötü senaryoda yapmış olduğunuz, ödemiş olduğunuz prim yani varanta yapmış olduğunuz yatırım sıfırda son bulur. Peki. Ebru Hanım sormuş. Hocam varantlar bugün dikkatimi çekti. Süresine nereden bakarız? Tüm varantlar vadeli midir? Hepsi bir zaman sonra kapanır gider mi? Kapanınca içerideki para da gider mi? Teşekkürler. Herkes para gider mi diye sormuş. Para gider ama işte söylediğim Ne kadar şartlar gider? olur, şey söylediğim şartlar oluşursa gider. Zaman değeri kaybı var, bundan bahsettik. Varantta paranın ne zaman gideceğini, alım varantında ise kullanım fiyatı, spot fiyatının üstünde ise para gitti. Altındaysa değer de bitti. Dediğim gibi 10 lira kullanım fiyatı olan varant, dayanak varlık 11 liraya gitti. Çarpanı 1'di, bu varantın değeri 1 lira oldu. Ben para aldım. 10 lira oldu. Tüm paramı kaybettim. Hisse senedi. Allah göstermesin. Battı. Şirket battı. Değeri sıfır oldu. Ben yine paramı kaybettim. Ama hisse senediyle karşılaştırdığımızda ben eğer batan bir şirketin sahibi olsaydım, değil mi? 10 liralık hisse senedi yatırımı yapmıştım. Tüm param gidiyordu. Ben Eyvallah. burada eyvallah olmasın tabii canım. Yani bu sadece agresif örnekler diyeyim ben. 20 kuruşluk yatırım yapmıştım. Şirket battı. Ben 20 kuruş kaybettim sadece. Yani yapmış olduğum bu kendi içerisinde yatırımcılar yani sınırlı bir sermaye ile yaptığım takdirde, ölçülü bir sermaye ile varanta yatırım yaptığım takdirde benim riskim kaybedebileceğim tutarı değerlendirip yatırım yaptığım takdirde benim için katastrofik bir senaryo yok. Ama ben tüm sermayemle gittim, varant yatırım yaptım. O zaman hakikaten katastrofik bir senaryo ortaya çıkabilir. Bunu da zaten altını farkındaysanız bu oldukça çiziyorum. Varanta yapmış olduğum yatırımın hepsi sıfır olma şansı var. Ama işte kaldıraç sunuyor yatırımcısına ölçülü yatırım yapmak lazım, küçük bir yatırım yapmak lazım ve bu çerçeve değerlendirildiğinde faydası da oldukça fazla. Varantın neden vadesi 6 ay değil daha kısa? Daha sonra. Çünkü yani ben şöyle söyleyeyim. Bir önceki sorudan aklıma gelen bir şey kaldı. Varantların hepsi vadeli. Vadesiz varant yok. Onu söylemiş olayım.
Biz ilk bu varantta piyasada işlem görmeye başladığı zaman 2010 senesiydi. Dedik ki yatırımcılar soruyordu. Dediler ki işte biz bir senelik varant istiyoruz. Tamam dedik biz de ihraç ettik. O anki çalıştığım kurumda. Bir kişi almadı. Çünkü neden? Varantın vadesi uzadıkça değeri çok artıyor. Çünkü zaman değeri kısaldıkça azalıyor dedik ya. Uzadıkça da varantın değeri artıyor. Ondan dolayı uzun vade varantı fiyatını arttırıyor. Yatırımcılar için kendi içerisinde cazibesini kaybediyor diyeyim. Ondan dolayı dünyada da böyledir bu arada. Hiçbir zaman yani bireysel yatırımcılar ya da çok böyle çok büyük yatırımcı harici yatırımcılar öyle çok uzun vadeli enstrümanlarda işlem yapmazlar. Bir ay, 2 ay, 3 ay vadeli enstrümanlarda işlem yaparlar. Bu arz talep dengesi diyeyim ben size. Arz talebi doğuruyor, talep arzı doğuruyor. O yüzden kısa vadeli opsiyonlar, varantlar, vadeli işlem sözleşmeleri her zaman yatırımcılar için daha fazla tercih gösteriliyor. Zaten bunu mesela şeyde de görürüz. Vadeli işlem sözleşmelerinde de görürüz. Şu an için Mayıs, Haziran, Temmuz 3 farklı vadede vadeli işlem sözleşmeleri var. Baksanız %95 hacim Mayıs vadelilerde gerçekleşiyor. Çünkü yatırımcıların daha kısa vadeli vadeli işlem sözleşmelerinde yatırım yapması kendi içerisinde daha makul oluyor. Şöyle bir virgül yapayım. Bu da şey olsun. Hollanda'da, Almanya'da işte bu tarz opsiyon piyasaların gelişmiş olduğu piyasalarda günlük opsiyonlar var. Bir günlük. Yani bir günlük opsiyon alıyorsunuz, bir günlük varant alıyorsunuz. İnsanlar bunu bile trade ediyorlar. O yüzden daha fazla yakın vadeli varantlar yatırımcılar tarafından global anlamda da Türkiye'de de teveccüh görüyor. Osman Bey alttan yazıyor, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diye ben de hatırlatmış olayım. Arkadaşlar lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Kesinlikle eğitim niteliğinde bir yayın oluyor. Faydalı olduğuna inanıyorum. Umarım karşılığını alabiliriz. Kullanım fiyatına gelmeden varan satılabilir mi? Evet, Yani konuştuk. bunu konuştuk. Anlık fiyatlanıyor. Vade sonuna kadar beklemeye gerek yok. Yani bir InfoTrade Pro'yu kullanıyorsanız lütfen girin bakın orada sol sekmede info yatırım varantları hepsi var. Orada bizim telefon numaramız da yazıyor. Oradan aldınız. Yani şunu da yapabiliyor yatırımcılar. Bunu oldukça sık karşılaşıyoruz. Dün mesela Pegasus'un bilançosu geldi. Bir beklentiniz var. Dün akşam aldınız. Bilanço istediğiniz gibi geldi ya da gelmedi. Ertesi sabah sattınız. Ya da daha basit örnek verelim. Enflasyon datası var. Saat 2'de geliyor malum. Saat 10'da geliyor pardon. Ya da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Saat 2'de geliyor. Onu karıştırdım. Saat beklentiniz işte bankaların lehine bir faiz kararı çıkacak. Saat 1.58'de varantınızı alırsınız. 2.01'de de satarsınız faiz kararı çıktıktan sonra beklentiniz oldu ya da olmadı. O yüzden vade sonu kadar beklemeyi bırakın. 1 dakika 2 dakikalık bu tarz oportunist diyelim fırsatçı işlemlerle işte bilanço bekleyebilirsiniz, data bekleyebilirsiniz ya da bir önemli bir toplantı vardır toplantının sonucunu bekleyebilirsiniz. Jeopolitik bir gelişme vardır. Onun sonucunu bekleyebilirsiniz. Bunun etrafında beklenti yarıp varantlarda işlem yapıp varantların size sağlamış olduğu kaldıraçtan Gram altın varantı var mıdır? faydalanabilirsiniz. Bizim şu an için yok. Diğer ilaçların gram altın varantı yok benim bildiğim kadarıyla. Ons altın var. Bizim de bu konuda bir çalışmamız var. Bence 1-2 ay vadede artık gram altın mı çıkartırız, ons altın mı çıkartırız bilmiyorum ama altın üzerine varan çıkartacağımız doğrudur. Bizim 1-2 ay içerisinde yatırımcılardan 1-2 ay beklemeni rica ederim ya da mevcut diğer varantlar, altın varantlarına yatırım yapabilirler tabii ki de. Elimde Hektaş'ın varantı var. Bölünse bana bir zararı olur mu? Bunu da Olmaz. Tamam. olmaz. Bakıyorum. Varantlar spot piyasaya etkisi var mı diye sorulmuş.
Likidite sağlar. Çünkü bu da geldim. Yani şöyle soruyor yatırımcı. Hatta bu hafta sonu geldi bu soru. Varant'ta ben para kaybettim. İhraççıya mı gitti para? Hayır. Çünkü varantta işlem, varantlarda piyasa yapıcılığı yapan ihraççılar gidiyorlar kendilerini hedge ediyorlar. Risk yönetimi yapıyorlar. Kendi içerisinde basit mantıkta yatırımcı alım varantı aldığında ihraççı gidip piyasadan alım yapıyor. Varantı satın varantı aldığında yatırımcı ihraççı dayanak varlık satın yapıyor. O yüzden piyasaya karşı nötr kalıyor. Bu da kendi içerisinde varant gibi piyasa yapıcılığı yapan kurumların piyasaya ekstra likidite sağlamasını beraberinde getiriyor. Piyasalar birbirini besliyor. O yüzden spot piyasaya etkisi likidite sağlamak dışında başka bir etkisi olmaz. Sasa varantı taşıyorum. 5 günde 19 işlem açıp kapattım. Hepsinde banka botu aldım. Müşteri yoktu. Bunu da yine konuştuk. Piyasa yapıcı. Evet, piyasa yapıcıdır. Neticede sizin likiditeye ihtiyacınız yok. Zaten likiditeyi size piyasa yapıcı sağlıyor. Elinden geldiğince dar makasta biz info yatırım olarak neredeyse bütün varantlarımızı bir kuruş makasta kotasyon sağlamaya amaçlıyoruz ki yatırımcılar alım satımlarını rahatlıkla yapabilsinler diye. O yüzden o işlem görüyor olması, görmüyor olması yatırımcılar için bir kriter değil. O likiditeyi zaten biz onlara sağlıyor oluyoruz. Bir zamanlar varant iş gününe göre hesaplanıyordu. Şimdi yanılmıyorsam takvim gününe göre sizde de öyle mi? Evet. Değil mi? Bizde takvim Takvim gününe günü göre. ilk işlem günü Doğuşa Bank ihraççıydı. Onlar kullanırdı. Sonradan diğer ilaçları bilmiyorum da info yatırım takvim günü olarak günlük zaman değeri kaybını uyguluyor. Bakıyorum. Bunu konuştuk. Bu arada bu kadar soru gelmesini ben de beklemiyordum. Sağ olsunlar, teşekkür Müthiş bir ederiz. ilgi varmış. Evet. Son soru olarak şunu okuyayım. Emtia vadeli aldığımızda örnek pamuk varant aldık. İşlem saatine uymuyor. Varant alım saati daha geniş zaman diliminde olması daha güzel olmaz mı? Sadece Olur. 10-18 daha iyi olmaz mı? Demiş Taner Ya Bey. bu haklı kendileri ama bizim orada söyleyebilecek bir durumumuz yok. Nedeni de borsada işlem gördüklerinden dolayı varanta Borsa İstanbul'un kural koyucu Borsa İstanbul, düzenleyici Borsa İstanbul. Onlar ne derse bizim o kurallara uymak durumundayız. Yani hisse senetleri de değerlendirdiğinizde hisse senedi gibi işlem gördüğü için hisse senetleri de saat 18'de bitiyor. Varantlar da 18'de bitiyor. Doğru söylüyor. Uluslararası dayanak varlıklar ya da emtialar ya da kurlar, petrol neyse 24 saat neredeyse işlem görüyor. Ama maalesef varantlarda 10 ile 18 arasında işlem kısıtlı. Dediğim gibi bu Türkiye'deki işte Takasbank, MKK, Borsa İstanbul bunların hepsini koordineli bir şekilde çalışıp bunu uzatıyor olması gerekiyor. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz yoksa işlem saatlerinin uzun olmasını biz tercih ederdik. Çok teşekkür ediyorlar size Onur Bey. Ağzınıza sağlık Biz teşekkür demişler. ediyoruz.